Çekim yasası. En önemli değişim duygu kontrolüyle gelir. Düşünceler bireysellikten uzaklaştıkça bilinçte sıçrama gerçekleşir. Düşüncelere duygular eşlik etmezse niyetlerin doğrultusunda bir çekim yaratamazsın. Kendi gerçeğini aramak üzere yola çıkmalı insan. Bilinçlenmek istemeli. Egoya dönük çalışmalar bilinçte dönüşüm başlatmaz. Çünkü titreşimi düşüktür. Ne zaman ki düşünceler kendini bilme ve özüne yolculuk yönünde akmaya başlar, işte o zaman düşüncenin titreşimi yükselir ve kuantum alanda yaratım başlatabilir kişi. İstediği her şey gerçek olur. Kişi olgunlaşmadan istedikleri olursa dönüşemeyeceği için istek ve talepler dönüşüm sonrasına kalır hep. Örneğin, araba veya ev almak istiyorum. Çok param olsun istiyorum. Düşüncesi sizi maddi planın gerçekliğine bağlı tutar. Maddi bir beklenti düşüncesinin oluşturduğu enerjiyle siz kuantum alanda yaratım başlatamazsınız. Bunun yerine bolluk ve bereket bana kolaylıkla gelir. Bolluğun kaynağı olan özüm bana daima ihtiyacım olan bolluğu sunar. Sözü ise yüksek titreşimli bir sözdür ve bu söz kuantum alanda yaratım başlatır. İnsanın en çok da bilinçlenmeye ihtiyacı vardır. Bilinçlenen kişi hem kendisine hem de herkese fayda sağlar. Madde dünyası insanı ikilikte tutar ve insanın sürekli düşük enerjili olmasına neden olur. Çünkü ikilikte olan kişinin enerji kaçakları çok olur. Enerjisi düşük olan insan aynı yerde debelenir durur. Ne sorunları değişir ne de şikayetleri. Fakat kişi dönüşümünü gerçekleştirdiğinde ikilikten kurtulup her şeyin bir bütün olduğunu anlar ve öz bilince ulaşır. Bu bilince ulaşan kişi görünen her şeyin sanal olduğunu fark eder. Bu durumda maddi istekler anlamsızlaşır. Önemli olan sizin sahip olduğunuz maddi değerleriniz değil, içinde yaşadığınız yaşamın kalitesinin artmasıdır. İçsel konfor her şeyin üzerindedir. İçsel konforu yakalamak ise pozitif düşünme şeklini zihninize programlamakla mümkündür. Unutmayın ki zihinde hangi düşünce mevcut ise görüntü alemine yansıyan da o doğrultuda olacaktır. Her bilinç kendine göre bir maddi alem yaratır. Ben Emine Uğur, Aydanur Aktaş Hira'nın Bolluk ve Bereket Formülü kitabından alıntılar okudum sizlere. Okumuşlar Yayıncılık.